sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. ATV ekranının soluksuz izlenen macerası Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu ve aynı zamanda yapımcılarından Oktay Kaynarca bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Uzun zamandır ağırlamak istediğimiz Oktay Kaynarca hem çok sevdiğimiz hem de çok başarılı bulduğumuz bir isim. Kaynarca'ya ilk sorumuz, reytinglerde üst sıralarda kalmanın, izleyiciyi ekrana kilitlemenin sırrı. Çalışmak. Sahiden çok çalışmak. Yani eskiden oyuncu olarak çok çalışıyordum. Şimdi 3 katı çalışıyorum. Ama bunun yanı sıra sadece çalışmakla da olmuyor. Çok konsantrasyon istiyor, disiplin istiyor, devamlılık istiyor, bir ekip ruhu istiyor en başta. O ekip ruhunu oluşturmak çalışmak kadar, 3-4 katı çalışmak kadar zor bir iş. Ekip ruhunu oluşturursanız işiniz biraz kolaylaşıyor. Yani artık sette herkes herkesi elinin tersi gibi bilmeye başladığı andan itibaren işler biraz daha kolaylaşmaya başlıyor. Herkes herkesin işine yardım etmeye başlıyor. Aynı dilden konuşuyorsunuz. Tabii en temeline inip baktığınızda bunun sadece ve sadece çalışmaktan geçtiğini görüyoruz. Oktay Kaynarca, Cezayir Türk'le yine karşımıza davası olan mücadele veren bir karakterle çıktı. Hepimiz başarılı oyuncuyu böylesi güçlü rollerde izlemeyi seviyoruz, merak ediyoruz. Acaba sevgili Oktay Kaynarca, hiç bir eli yağda, bir eli balda, yaşamın tadını çıkaran, rahat bir karaktere hayat vermeyi arzuluyor mu? Güzel soruymuş. Aslında yani ben aktör olarak sürekli aynı işte böyle hani mücadele eden ve sürekli zorlukların üstesinden gelmeye çalışan bir adamdan ziyade her şeyi oynamak isterim. Çünkü aktörün yolculuğu bir tek tip bir şey oynamaktan yana değildir. Ama son dönem oynadığımız, yaptığımız işler aslında işte bu söylediğiniz karakter biçimlerini çerçeveliyor, doğrudur. Ama başka projeler içerisinde özellikle sinema, tiyatro veya bundan sonra başka bir iş yapacaksak sizin söylediğiniz doğrultuda bir şeylerden yanayım. Ama onlar da bu sizin söylediğiniz gibi bir eli yağda bir eli balda adam olmayacak nihayetinde. Hiç olmadı. Bir eli yağda bir eli balda karakterini çok istiyor olsam da bana getirmiyorlar. Bana oynatmıyorlar. Hep onun şakasını yapıyorum arkadaşlar. Hayatım boyunca etrafımda adamlarla olan işlerle oynadım yani. Hiç etrafımda böyle kızlarla, kadınlarla hoş böyle kakara kikiri yapan bir karakter oynamadım hayatımda. Beyler! Ne oldu bize? Ne oldu? Hı? Rehavete mi kapıldık? Soruyorum size. Bize ne oldu? Bu hatıra istinaden biz de gelelim, görüşelim, tanış olalım istedik. Sözü fazla uzatmayacağım. Çocuklarımız için, bu şehrin selameti için sokağa çıkacağız beyler. Ben içimi soğutursam Tatavlalı bütün İstanbul'u yakacak. Nefsim için vurmak, vazifem için durmak zorundaydım. Vazifemi seçtim. Ben Bu Cihana Sığmazam oldukça yoğun bir iş. Böylesi tempolu bir dizinin çekimi olmayan mesleki adıyla Repo günlerinde Oktay Kaynarca neler yapıyor, izin günlerini nasıl geçiriyor öğrenmek istiyoruz. Zaten hemen bir gün sonrası uyumakla geçiyor bütün gün. Evden neredeyse çıkamaz haldeyiz. Çok önemli bir şey olmadıkça. Ona biz uyku reposu diyoruz zaten. Herkes dinleniyor, bütün ekip. Ondan sonra tek bir gün kalıyor. O tek günde de işte eşimize, dostumuza, arkadaşımıza mümkün olduğunca ayırmaya çalışıyoruz diyeceğim. Onun bile yarısını bazen toplantılarla geçiriyoruz. Ben
bu cihana sığmazam nefes kesen hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevgili Oktay Kaynarca'yı yakalamışken hikayenin içinde bir süredir adı geçen ve hepimizin deli gibi merak ettiği kayıkçı karakterini sormak istiyoruz. Pek gizemli olan kendisinden önce rüzgara esen kayıkçıyla acaba ne zaman tanışacağız? Belki sezon sonuna doğru belki ortaya çıkarabiliriz. Belki son bölüm, son ikinci bölüm. İkinci bölümden itibaren çıkarabiliriz. Ama bilmiyorum tabii, bir anda karar verip hemen zırt diye çıkarabiliriz de ortaya. Ama bundan sonraki bizim Cezayir'in ve Cezayir'in işte etrafının, ailesinin başına bela olacak. Bundan sonraki büyük karakter o. Doğru. Onun etrafından başka bir sürü köprüler, bağlantılar olacak. Öyle gözüküyor. Ama şimdilik yok, ama onunla ilintili birileri çıkacak. Kayıkçı. Uzun zamandır peşindeyiz. Herif hayalet gibi. Ne yapsak, ne etsek, ne konuşsak, hepsinden haberi var. Bizden bir adım önde. Kimin peşinde olduğumu söyledim. Kayıkçıdan uzak dur Cezayir. Gerçekten kiminle ve neyle uğraştığını farkında bile değilsin. İzleyip göreceğiz. Kayıkçının silahı. İstersen adli tıptan araştırırım. Kimsenin ruhu bile duymaz. Kimliğine ulaşırım. Tabii bir kimliği varsa. Bu dergide işaretlemiş. Yeni bir tekne alacak. Belki buradan da ulaşabiliriz. Nereden alacağını biliyoruz. Gerekirse kapıya kamp kurar bekleriz. Malum bugün bayram. Dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, küslerin barıştığı, maddi manevi paylaşımların arttığı çok özel bir gün. Sevgili Oktay Kaynarca, eski bayramlardan aklınızda ne kaldı desek bize ne söylersiniz? Vallahi bizim bayramlarımız sizin bayramlarınız gibi değildi. Biz biraz eskiyiz biliyorsunuz. Biz yani bayram deyince herkesin böyle ta bir ay önceden hazırlanması başlardı. Terzilere gidilirdi, bilmez misiniz? Siz bilmezsiniz tabii onu. Mesela gidip böyle elbise almak falan gibi bir durum o zaman çok lükstü. Elbise diktirilirdi mesela, bir ay önceden, bir buçuk ay önceden siparişler verilirdi, düşünün. Babaannemin bayram hazırlıklarını hatırlıyorum ben. Babaannem bir 10 gün önceden falan başlardı yemek yapmaya neredeyse hazırlıklara. Ve bizim evimizde bayram misafirleri çok olurdu, bayrama giden gelen. Ama en önemlisi tabii ki işte o hani bayramlıklar. Ondan sonra bayramlaşmalar, bayramlaşmalardan gelen bahşişler, bayram açlıkları. Onları hatırlıyorum. O birlik, beraberlik, o heyecan, o bereket durumu hep gözümün önünde duruyor. Oktay Kaynarca'ya bize vakit ayırdığı keyifli röportajı için teşekkür ediyor. Ben bu cihana sığmazamın yeni bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.